Pascal Numa ve Dani Rozanla'yla Arabeli. Herkese merhaba. Pazartesi günü. Ne güzel günü arkadaşları. Ne kötü baksana. Nasıl güzel? Vallahi bak ya. Şakır şakır yavru. İşte ne güzel abi. Ben bu sabah, bak bu sabah kalktı, tamam mı? Gidiyor ya, aa pazartesi günü. Çok erken seviyorum ben erken kalmak, tamam mı? Daha karanlık bile. Tamam mı? Sıcak kahve elinde aldı. Cam yanında gitti ve dışarıda baktı. Ne gördün? Ya şey karanlık gidecek. Tamam. Zek nerede? İşte böyle bir amur sesi. Şey, yağmur sesi geliyor. Anladın mı? Böyle bir yavaş yavaş güneş yukarı geliyor ve diyor ya, Danilo pazartesi geldi, günaydın işte yani. Vallahi dedim. Oğlum ne güzel bak, biliyor musun? Beni bana bak. Evet. Aa bak karanlık. Yorgan içindeyim. Sıcacık. Kahve falan yok. O süre uyuyorsun. Ugh. Saate bakıyorsun. Ah. 6-7. Yat uyu. Devam et. Bunda güzel olmuyor. Bu sen başka bir şey gözden bakıyorsun. Ne? Farklı bir göz bakıyorsun. Güzel göz oğlum ya. Allah'ım ya. Ne yapıyoruz bugün? Evet. Bugün Pascal bak sana söyleyeyim mi? Bugün bol bol hediye verelim. Hediye. Ha şey yarışma kazansınlar biz veririz yani. Sen mi diyorsun? Yok. Sponsorumuz bereket verse. İyi peki hadi. Verelim bakalım hadi. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Arkadaşlar Erkin'i sundu. Ara beni. Başlıyor. Hadi bakalım. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Ara beni. Alo. Pronto. Alo. Günaydın. Bu ne ses öyle ya? Günaydın. Alo. Pascal Esat'la günaydın söylüyor ha. Baba nasılsın, senin ismin nedir? Tolga. Tolga, mutlu pazartesi kutlu olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Nereden arıyorsun? Denizli. Ne haber? Ne haber baba? İyiyim beyler, sen ne haber? Ne iş yapıyorsun Denizli. Tolga? Ne iş yapıyorsun? Ben tekstilciyim. Formal tekstil bak. Danilo takım elbise istiyor musun? No abi, orada takım elbise değil, orada şey yapıyorlar, bornoz yapıyorlar. Aynen bornoz. Benim bornoz işletmem var bir tane. Havlu bornoz yapıyoruz. Yurt dışına gönderiyoruz. Oo, evet ya. Bak ben bir şey diyebilir miyim? Denizli, İngiltere kraliçe için ne bornoz yapılıyor. Tabii. Doğru mu? Doğru. Tüm dünyaya buradan bornoz yolluyoruz. Evet tabii, o zaman bütün bize bütün iki tane yola. Bütün kraliçelere. Bir tane yola sana Kral Pascal'ı. Ya ne Kral Danilo yani. Tamam, ben size de sizin adınıza size özel olarak tasarlanmış bornoz sesi veriyorum buradan. Vay adamsın sen ha. Büyük be. Hatta ya. Siz buraya gelirseniz bir de ben meşhur kebapçıyımdır. Pascal bilir aslında benim kebapçı olduğumu. Nerede? Pascal bir düşün bakalım, geldin mi Denizli'ye hiç? Evet tabii ki geldim. Kimin yanına geldin? Kimi tanıyorsun orada? Kimi tanıyorum? Muzaffer abi tanıyorum. Yok ya. Merve abi. Tolga. Tostçu. Meşhur tostçu. Tostçu mu? Tostçu. Kebap tostçu. Evet. Gittim evet. Gittin. O benim işte. Maratona gittim ve defile gittim Denizli'de. Aynen. Evet. Denizli'ye geldiğinde ben götürmüştüm seni kebapçıya. Hadi be. Tolga. Evet. Evet Tolga. Evet tamam ya, tamam. Tolga. Ay. Kardeşim benim ya. İyi misin? İyiyim Pascal. Sen nasılsın? Allah şükür babacığım. Ben de iyiyim vallahi ya. Ya böyle bir sürpriz yapalım dedik. Bağlanalım. Güzel. Yapmışsın ya abi. Şaşırdım ya. Ben dedim Tolga biliyorum bir tane Tolga Denizli'de evet ya. Kebapçı Tolga. Kebapçı. Babam beni kebapçı olarak tanır aynen. Kebapçı bornozluyor. Bornozluyor. Her şey var bizde. Kebap, evet. Tolga evli misin? Evliyim. Evli, çocuk var mı? Evet. 3 tane. Maşallah. Yarışma için hazır mısın? Hazırım. Zor sormayın. Hadi o zaman soruyorum. Zor değil. Zor değil bak bu. Hamur parçalarını aslaştırıp ortasına ceviz içi ve yağ konarak fırında pişirilen ve piştikten sonra üzerine şerbet dökülen tatlı hangisidir? A. Tulumba. B. Revani. C. Şöbiyet. D. Kalbura baştı. Dur okudum. Evet. Tulumba, şöbiyet, revani ve kalbura bastı. Hamur parçasının üstüne ceviz konularak evet, yapılan. Evet, ceviz içi... Tulumba,
Durumda değil. Durumda değil. Değil baba, değil. Bundan sonra revani, üzerinde şerbet. Revani de değil. Baba sen söyle, ben mi sarıyım sana? Şöbiyet de kal. Tamam, ben şöbiyet mi kalbur bastım ben? Vallahi bilemedim ya, şöbiyet. Baba sen korkma, sen denizlisin, sen yaparsın. Salla bir tane. Tamam, iyi sallıyorum. Muhtemelen kalbur bastı. Açıyorum ve doğru cevabı kalbura bastı. Bravo. İlk soru tamam babacığım. Bak, tamam pas yap. Şimdi hemen ikinci soruyorum ya, arka arka böyle bir sıcak sıcak olsun. İnternette tarayıcılarının çoğunluğunda ana sayfa dönmek için tıklanan ikon hangisidir? A. Saat. B. Sepet. C. Ev. D. Lamba. İnternette geriye dönmek için, evet, tıklanan ikon. Ana ekranda geri dönmek için, ana sayfa geri dönmek için. Nedir baba? Aslında telefonda da aynı. O ismi bile, o buton ismi bile. Oo, vallahi şaka gibi ya. Evet. Saat, sepet. Ev, lamba. Ne dedin? Lamba. Lamba. Ev, lamba. Ev. Evet, sen ne zaman arka geri dönmek istiyoruz? Arka sıfırdan. Nereye gidiyorsun? Bana dönmek istesem eve basarım. Ev. Açıyoruz. Evet. Ve? Doğru cevabı. Turgacığım, aferin efendim, sana baba ya. Vallahi evet. Hediye sende. Evet. Ne veriyoruz biliyor musun? Hediye. Ne veriyoruz hediye? Bornoz. Bornoz mu? Tamam, ben şaka, programın bornoz sponsoru oluyorum. Şaka. Sana sponsorumuzdan, Echo'dan güzel bir cüzdan geliyor baba ya. Tamam cüzdan. Mı? Tamam. Evet, tamam. Evet, tamam baba. Ederim. Öpürüz tamam, seni. Güle güle, kullan. Ciao. Danilo, kendinize iyi bakın. Ciao baba. Ciao. Bye bye. Anladım abi. Denizlik İngiliz'de kraliçe için yani. O kadar güzel yani. Ama altın var mı? Borunuzdan falan. Valla bence şey, öyle bir yapıyor. Belki böyle bir altın metaş iplik. Falan. Böyle bir altın, evet, iplik falan filan. Bir de oroz mu? Meşhur. Oroz meşhur. Ürü. Oroz. Kikiriki. Kikiriki. Denizli oruzdur. Şey, bir şey sormak istiyorum Pascal. Fransa'dan oroz nasıl yapıyor? Ha, bak. Aynı siz tabii. Yok, biz kikiriki. Hadi be, sizinki oynar. Kikiriki. No, biz. Falan filan. Türkiye nasıl yapıyor bari? Çok yabancılar ha. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Pascal'cığım. Efendim. Sana tebrik etmek istiyorum. Neden? Ne oldu? Geçen hafta Pascal'le bir dans yarışma benimle beraber yaptı. Ya. Ne oldu? Komedi Spaghetti YouTube, herkese gitsin, açsın, izlesin, hadi abone be olsun. Kazandı. Ne kazandı? Dans yarışması sen kazandı. Hadi be. Vallahi. Ödül ne? Ödül mü? Evet. Hadi gidelim mi, gösterelim sana ödülle. Özel. Ne özel? Açıklamayalım yani. Söyle. Sana yeni bir sevgili buldu. Hadi be. Vallahi. Nefes alıyor mu? Sadece o alıyor zaten. Ne demek bu diyor? Başka bir şey yok yani. Nefes güzel alıyor. Mi? Yok, kadın değil. Ne? Nasıl? Sana küçük bir köpek kaldı. Ne köpeği be ya? Ben bakamam baba ya. Vallahi mi? Vallahi ya, evet abi ya, olmaz ya. Ya sana çok yakışır ama ha. En köpek, en köpek. O şey var ya, yeni moda. Sinerdeki. Evet, ben aldım, Murat Tava aldı şey. Bakamıyorsun, bana mı vereceğim? Yani aramızda kal. Ne oldu köpek? Yok, şaka yapıyorum. Aa, şaka yapıyorum. Tamam. Oğlum var ya, bak oğlum köpeğe. Valla şanslıyım. Dünyanın en tatlı köpek birisi ben aldı ha. Öyle diyorsun. Öyle. Ay, hadi bakalım ama dansayım mı? Tabii yani... ama dansı müteşem yaptı gerçekten. Aa, ben de kazandım. Sen kazandı, bravo. Orada insanlara yorum yazdılar ya. Kim daha güzel falan filan. Pascal kazandı ha. Tabii oğlum ya. Ben donsuzum. Evet. Ama bu şey söylemek lazım. Müteşem bir dans etti. Süperse. Ve o kadar kısa zamanda atırma yaptı. Yani. Tabii şey ki ya. Yani. 20 dakika falan. Abi. Eline sağlık. Eline sağlık. Bir de konuş. Şey anladın. Dans yaparken ne diyeceğim? Vücut salık olsun. Ne diyeceğim? Eline sağlık. Onu bilmiyorum abi. Vallahi. O salık olsun yeter. Ayağına sağlık. Ayağına sağlık. Evet, ayağına sağlık. Tamam abi. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabes. Alo. Pronto. Alo. Alo. Pronto. Pronto baba. İsmi nedir? Mehmet.
Memo, Memo ne haber? İyiyim Danilo, sen nasılsın? Eyvallah, sorma. Pascal'le beraber uğraşıyoruz. Türkçe biliyorsun, biraz kırık olduğu için. Her şeyi anlatmak lazım yani. Nereden arıyorsun? İstanbul mu? Ümraniye'deyim. Ümraniye'yim. Ooo, Beşiktaş cesisleri yani orada yani. Çok yakın. Hadi be. Evet. Herkese selam o zaman orada, tamam mı? Arasına git bak, tamam mı? Kontrol eyvallah, et. Eyvallah. Top oynasınlar. Tamam mı? Eyvallah. Niye şey, Ümraniye böyle bir antrenman yeri var mı Beşiktaş'ın? Tabii tabii. Bizim tesisleri var orada. Güzel bir tesis. Çok... Danilo bilir aslında, bilmiyor mu orayı? Abi bilmem mi? Lütfen. Ben evet, sabah kalkıyorum. Yumurta sucuktan sonra oraya gidiyorum. Kahve içiyorum. Oh. Evet. Ne iş yapıyorsun baba? Toptancıyız biz, ithalatçıyız. Ne yapıyorsun? Yedek parça. Otomotiv yedek parça. Ha. Tamam. Balata var mı? Balata olacak, çünkü balata olmazsa duramayız. Tamam işte. Bana lazım. Fren balatası. Tabii ki. Bir de volant kayışık. Ha? o öyle şaka, olmuyor. Şaka. İyi tamam. Evet. Hazır mısın baba? Ben hazırım. Sıkı tutmuyorum. Buyurun. Okey. Hadi. Hangisi? Karadeniz turnesine çıktın söyleyen bir şarkıcının konser vereceği yerlerden biri değildir. A. Tamam. Ordu. B. Iğdır. C. Bartın. D. Gümüşhane. Ah. Ben Gümüşhane gitti ve diyebilirim ki şey, Karadeniz'de en mutsuz yerde Gümüşhane. Niye? Cevap veriyorum. Efendim. Ver o zaman. Iğdır. Bakalım. Açıyorum. Bir ve doğru cevabı. Bravo. İlk soru tamam. Abi biliyorsun gibi davrandı ha. Bravo. Tabii ya. Ben Karadenizliyim. Nereli? Ordu. Ordu. Okay. Ben Ordu, evet. Biliyor musun? Ordu'dan ayak kırıldı. Valla. Yok bilmiyorum. Uçuyordu. Evet, paraşüt yaparken paraşüt geç açtı. Boztepe'den. Aynen öyle baba. Evet, güzel. Deli adam. Vallahi. Ne uçuyorsun ya? Tövbe. Hadi. Bilim adamı Pavlov hangi hayvanla yaptığı deneyler sonucunda şartlı refleks kavramını ortaya çıkarmıştır? A. Fare. B. Kedi. C. Maymun. D. Köpek. İkinci B'yi anlayamadım, duyamadım daha kedi, doğrusu. Kedi. Kedi. Evet. Kedi, köpek, maymun yok. Fare miydi? Bir dakika. Fare, kedi, maymun, köpek. Fare, kedi, maymun, köpek. Peki. Fare acaba şart refleks var mı? Merak ediyorum. Bu bilim adamı hangi muhteremdi? Onun ben adını hatırlayamadım. Pavlov. Pavlov bir Pavlov. Adam var. Evet. Hayvanlı tamam. Yaptığı deneler. Şart refleks. Şart refleks. Otomatik refleks. Vay be. Danilo nasıl havalı bir adamı ver ya. Biraz ipucu. Tabii ki de. Fare var ya. At onu. Evet. Attım onu. Kedi, maymun ve köpek. Refleks. Şartlı refleks. Orasını çok ayıkmadım ama. Kedi refleksli bir hayvan. Bak. Hızlı. Maymun da öyle. Aynı böyle şaka vardır. Yaparsın. Zıplar ya. Ha. Şey refleks o. Zıplar. Evet. Kedi, maymun, köpek. Hangisi? Kedi de zıplıyor, maymun da zıplıyor. Maymun olsun ya. Herkes de zıplıyor baba. Maymun mu? Yani. Emin misin? Bilemedim onu. Salla o zaman. Salla git bir tane ya. Tamam. Maymun olsun, zıplıyor zaten. Maymun. Açıyoruz ve doğru cevabı. Köpek. Maalesef baba, köpek. Hadi ya. Vallahi. Ya şimdi bir şey sormak istiyorum. Fransa'da köpek nasıl yapıyor Pascal? Ben bow. Zıplarken mi yapıyorlar onu? Evet. Baba Türkiye köpek nasıl yapıyor? Oh. Biz. Evet. İtalya'da. Bow. Yabancıydı. Öyle işte ya. Yani. Hadi kardeşim. Neyse. Tanıştık tamam mı babam? Öpüyoruz seni tamam mı? Bir tane, nasıl olacak şimdi? Abi ben bir tane bilmiştim. O var ya, senin başarın tamam mı? Hadi öpürüm seni baba. Teşekkürler. Hadi bay bay. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Şey Pascal. Efendim. Bir şey daha sana diyebilir miyim? Söyle. Fransız hayvanları hepsi biraz böyle bir efemine gibi geliyor ha. Bu ne ya? Wow. Anladın mı? Şey. Niye öyle diyorsun sen? Ne bileyim? Bizdekiler fifi yani.
Şey abi oros. Oros değil. Oros değil. Oros. Oros işte. Ha, nasıl? Oros. Ne dedi? Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Danilo. Efendim Pascal'cığım. Bugün internete baktım. Ne diyor? Bir pilot gördüm. Bayan. Pilot, uçak pilotu. Evet abi. Abi ne güzel kadın ya. Vallahi ben. Çok seviyorum ben. Öyle kadınlar başarılı. Çok güzel evet, abi. Evet. Şey Türk mü bu pilot? Türk abi. Evliymiş. Kocası da Türk. Hem de pilot. Karı koca. İkisi de pilot. Evet abi. Ama şey mi pilot? Normal şey. Boeing abi. Boeing. Of. Airbus falan filan. Koca uçak. Kadın kullanıyor. Sen korkar mısın? Yo ben daha şey. Daha mutluyum. Çünkü kadınlara daha dikkat edelim. Evet. Yani. Doğru diyorsun. Doğru. Ben daha mutluyum yani. Abi bir şey okudum. Diyor ki Arabistan'a gittik. Orada kadınların araba kullanması yasakmış. Yasak orası. Bunlar var ya. Bütün bu uçak personeli kadınmış abi. Bir iniyorlar. Araplar şok. Vallahi bak ya. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla Arabesk. Pronto, alo. Pronto, pronto. Pronto. Baba ne haber? İyi baba sen nasılsın? Valla ismi alabilir miyim? Yunus. 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 Yunus da İtalyanlar nasıl? bir saniye Yunus Bey. Bir saniye. Yunus. İtalyanı ben bilmiyorum Danilo. Yok şey diyor. Yunus İtalyanca olsa dolphin, şey olabilir. Dolphin. Dolphin nasıl? Delfino. Delfino, delfino. 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 Evet, nasıl ses? Delfino ses? Evet. Delfino de aynısı. Aynı. Yunus. Yunus kardeşim benim. Yunus. Ya, nereden arıyorsun? Adıyaman. Ay. Ya bir şey sorabilir miyim Yunus? Biz de bir araştırma yapıyoruz ya. Sosyal bir araştırma yapıyoruz Pascal'le beraber ya. Hayvanları ise... Hep yaparız. Evet, hayvanları ses nasıl? Şimdi Türkiye Yunus'un sesi nasıl yapıyor? Mik 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 mik. Nasıl? Mik 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 öyle ses yapıyor. Tamam, okey. Sordu yani. Biz de diyoruz. Ne iş yapıyorsun? Güvenlik, özel güvenlik Danilo. Oo. Silahın mı? Silahlı. Ay vay 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 baba bir şey Yunus özür dilerim ama Danilo şimdi bir tane program başladı o zaman security istiyor. Vallahi security. 3 tane adam aynısın tamam mı? Silahı, boats falan filan, köpekler falan evet ya. Yok abi estağfurullah. Danilo çok önemli adam. Yunus abi. O zaman abi. Ben 4 tane security istiyorum, güvenlik istiyorum yani. Yok bir geçer bir o şey var. Bir tane yeter ya Yunus abi sana ve bütün bizim sevgili arkadaşlara güvenli olsun. Allah şey yardım versen selam teşekkür ederiz için. Evet abi. Ben teşekkür aman ederim. Dikkat, aman dikkat. Çok sağ olun. Hazır mısın baba? Hazırım. Evet. Hadi. Danilo Hollywood, o işinde. Bak bu kolay. Hollywood filmlerinde. Hollywood. Ya Edirne'li gibi söylüyorum. Hollywood filmlerinde tutuklanan kişiler kim gelmeden konuşmayacaklarını söylerler. Anneleri, B, arkadaşları, C, avukatları, D, komşuları. C, avukatları Danilo. Vay baba, sen bu işi biliyorsun. Açıyorum. B, doğru cevabı avukatları. Bravo. Bravo baba. Pronto. Pronto. Şimdi, baba bu bayağı... İkinci soru. Çok iyi bildi. Hemen ikinci gidiyorum o zaman. Mistral. Siklon ve fön. Hangi alanla ilgili isimlerdir? A. Ekonomi. B. Meteoroloji. C. Aşçılık. D. Kuaförlük. Yüzgen. Danilo ben bunu hiç bilmiyorum. Torpil istiyorum. Torpil mi baba? O bu iş torpil. Bende tamam mı? Aşçı var ya. Meteoroloji. Baba aşçı var ya. Aç. Evet. Onu at. Tamam. Ne kaldı? Ekonomi. Meteoroloji, kuaförlük. Ekonomi. Ya vallahi ekonomi mi? Emin miyiz? Sen daha önce ne dedi? Daha önce bir tane dedi ya. Meteoroloji. Bilmem ben. Duyduk öyle. Orada evet. Duydu. Hangisi baba? Pascal hiç torpil yapmıyorsun. Baba. Yaptım ama bir şey söyleyeceğim baba. Danilo'nun evet. Ne dedi? İki saniye önce ne dedi? Evet. Meteoroloji dedim. Açayım mı? Açalım Pascal. Hadi aç. Açıyoruz. Meteoroloji. Cevabı. Meteoroloji. Bravo. Baba. Sana şimdi
süper yakışıklı, gözlü geliyor. Tamam mı abi? Oo ya, siz adamın dibisiniz. baba. Güvenlik ve güvenlik şart ve gözlük. Allah'ım evet. Ya evet, ne yakışıklı evet, yani. Evet Tolga, tamam. Aynen. Ama gözlük pembe mi? olmadı. Şaka. Tam delikanlı güvenli evet, yani. Evet. Çok teşekkür ederim Pascal. Hadi öpürüm seni babacığım. Öpüyorum. Kolay gelsin. Herkese bütün güvenlikler selam. Tamam selam, baba. Büyük bir selam. Tamam. Hadi baba. Baba. Oğlum ben varken sana güvenlik lazım değil yani. Vay. Tabii yorum. Aslında bak. Pascal, ben güvenlik senin için inanmak istedim. Bana istiyorsun. Sen var yazsın. Saate bak oğlum. Hadi kalk. Ne kadar romantik ne abi ya? Ne kadar romantik bir adamsın senin. Hadi. Vallahi öyle ya. Arkadaşlar biz gidiyoruz oğlum. Evet. Vallahi. Yarın görüşürüz. Danilcim. Yarın. Sen geliyor musun? No. Gidiyorum. Ha. Yarın saat 18 metre FM. Ciao arabeni. Bye bye. Pascal Numa ve Danilo Zanna'yla arabeni.